Evet arkadaşlar merhabalar. Deneme 4'teyiz. 3-4-5 yayınlarının kimya sorularını çözüyoruz. Buyurun başlayalım. 4. denememizdeyiz. 1. sorumuz. Şöyle bir soru diyor. XO bileşiğindeki iyonların izoelektronik olduğu biliniyor. İzoelektronik demek elektron sayısı eşit. Şimdi oksijeni burada kaç vermiş bana? 8 vermiş. 2, 6. Elektronlarını dağıttım. Son katmanında 6 elektron var. Yani bileşiğinde eksi 2 değerlik almalı. X de artı 2 olmalı. Şimdi eksi 2 olduğuna göre bunun toplam elektronu kaç olacak? 10 elektron olacak. O zaman X için konuşacak olursam bunun da 10 elektronu olacak. O zaman proton sayısı kaç olacak? 12. X elementi ile ilgili bak burası çok önemli. Bu nötr olan durumdan bahsediyor. Nötr X atomu. Nötr diyebilir, atom diyebilir, element diyebilir. O zaman X'in 12 olan durumunu konuşacağım. 2, 8, 2. Oda koşullarının sıvı haldedir. Patladı burası. 8. sorunun doğru cevabı A şıkkı oldu. Hangisi yanlıştır? Çünkü 2, 8, 2, 2 A grubundadır. Toprak alkali metaldir. Katıdır oda koşullarında. Elektrik akımını da iletir. Isı ve elektriği iletir. Doğrudur. Telef haline gelebilir. Doğrudur. Atom numarası 12'dir. Toprak alkali metali olarak sınıflandırılır. 2021 TYT'yi bence güzelce gözden geçirmenizde fayda var. Çok benzer sorular var çünkü. Buyurun 9. sorudayız. Bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece aşağıdaki güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır. Buna göre bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şöyle üzerine bakarsak şu nedir? Zehirlidir. Zehirli madde işaretidir. Yani toksik olacak. Alttaki zaten patlayıcıdır. Olması gerekenler yani patlayıcı ve zehirli madde. 9. soru için doğru cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Buyurun 10. sorudayız. Normal koşullarda. Şimdi normal koşul demek normal şartlar altında demek. 0 santigrat derece 1 atmosferdir. Normal şartlar derken normal olacak şartlar demeyeceğiz tabii ki. Yani bu şartların basınç ve sıcaklıkla ilgili olduğunu bileceğiz. Gazı kaç tane atom içerir? Şöyle yapalım. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Burada tabii ki bunun gaz olduğunu çok iyi biliyor olmalıyız. Zor sorularda bize burada tuzak kurabilirler. Gaz olmak zorunda. 4,48 litre 0,2 katını almışım. 0,2 mol olacak. Elimde ne var benim? 0,2 mol karbondioksit. Kaç tane atom? Eğer tane diyorsa işin içine ne girecektir? Na girecektir. Avogadro sayısı. Atomlarımız saydım. Kaç var burada? 3. 1 bundan, 2 buradan 3. 3 ile bunu çarptım. Ne oldu öncelikle? 0,6 mol atom. Bunun tanesini soruyor. 0,6 çarpı Na tane atom oldu. Cevap seçeneğim D seçeneği olacaktır. Güzel bir soru. Son 2021 TYT'de mol ile ilgili fazla soru vardı. Günlük hayatta kullanılan X ve Y maddeleriyle ilgili bilgiler şu şekildedir. Buna göre X ve Y maddeleriyle ilgili açıklıkları hangisi yanlıştır diyor bana. X'in 25 derecedeki tadı ekşi olup mermer yüzeyi aşındırır. Tadı ekşi ise neyin özelliği? Bu asit. X dediğim madde nasıl bir maddedir? Asidik bir maddedir. Veya asit özelliği taşıyor. Y cilde kayganlık hissi oluşturur. Ciltte kayganlık hissi oluşturan şey bazik maddedir. Y dediğim şey de baz özelliği gösteriyor. X'in sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. Doğrudur. Y ile hazırlanan sulu çözelti kırmızı turunsol kağıdını maviye çevirir. Doğrudur. Bazıların asitlerin özellikleri. X limon suyu veya sirke olabilir. Limon suyu ve sirke asidik maddedir. Doğrudur. Y deterjan veya sabun olabilir. Deterjan sabun bazik maddedir. Doğru. Y'nin sulu çözeltisi demir metali ile H2 gazı açığa çıkarır. Mesela bunda önemli dikkatli olacağız. Y dediğim şey ne? Baz. Yani sodyum hidroksit gibi bir şey olsaydı. Demir bunlarla tepkime vermez. Çünkü demir evet aktif bir metal ancak ne değil? Amfoter metal değildir. Bu arada amfoter metal derken biz şunlardan bahsedeceğiz. Bilmemiz lazım. Amfoter metal
Zengin cariye alanın sonu pişmanlıktır, bellidir. Böyle bir nakaratım var. Z'ni ve A'yı biz burada çok kullanıyoruz. Z'ni ve A'yı. Zengin cariye alırsan sonu pişmanlıktır, bellidir diyoruz. 11. soru için doğru cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Buyurun 12'ye bakalım. Evet, şöyle bir soru. Oda koşullarında arı, su, X ve Y sıvıları kullanılarak hazırlanan bir deneyde önce şekil 1'deki düzenek kuruluyor. Şekil 1 burası. Tamam. X en altta. Su yukarıda. Y en üstte. Sonra hazırlanan tüpün üzeri kapatılarak çalkalandığında şekil 2'deki durum oluşuyor. Su altta kalıyor. X ve Y homojen bir karışım. Demek ki X ve Y birbirine nedir? Benzer moleküller arası bağları var bunlar. Tamam mıyız? Bu deney düzeniyle ilgili hangilerinin doğru olması beklenir? Doğruların peşindeyim. Vallahi şöyle bir şey yapalım. Önce şunu düşünelim. Bu su dediğim şeyde yoğunluk, D suyun yoğunluğunu ben 1 alsam, yani 1 olduğunu bildiğim için öyle konuşuyorum. DX'i 1,2, DY'yi 0,2 alsam, bak X ve Y'nin D'si de sayıları hani bu şekilde sıralandığı için aldım. 0,7. Bunun da zaten 1. Yani şunu biliyor olmalıyım. Suyun yoğunluğu bu karışımın yoğunluğundan daha büyük. Kesin X'inki sudan daha büyük. X ve Y sıvıların molekülleri apolardır. Doğru olması beklenir. Suyla tepkime vermemiş. Su ile heterojen tepkime yapmış. Suyun yoğunluğu X ve Y karışımının yoğunluğundan küçüktür diyor. Burası patladı. Daha büyüktür. Altta kaldığı için. Şekil 1'deki karışım ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir. Doğru. Ayırma hunisi dediğim şey biz sıvı heterojen. Bak bunların su, X, Y sıvıları. Bunların sıvı olduğunu biliyorum ben. O zaman ayırabilirim bunu. 1 ve 3 olacaktır. Güzel sorudur. Popüler sınav sorularından biri. 13'e bakıyorum. Evet. Ya hangileri doğrudur diyor. Şuruplar ile ilgili kimya her yerde konusuyla ilgili bir soru koymuşlar. Sıvı ilaç formudur. Doğrudur. Bakteri oluşumunu önlemek için içerideki şeker miktarı kütlece %60 dolayındadır. Doğrudur. Bak ne diyor? Bakteri oluşumunu önlemek. Yani çok fazla şekerli, yoğunluğu büyük. Tamamı homojen karışım halde. Hayır, yanlıştır. Süspansiyonların bazıları şurupların süspansiyon formundadır. Yani heterojen olanları da vardır. Çok şekerli olduğu için altta katı miktarı, katı sıvı heterojen formunda olabilir. Doğru cevabım 13. soru için C seçeneği oldu. Buyurun son soruya bakalım. Mesela geçen yılın sınavında 2021'de buna benzer tepkimelerin gaz çıkışıyla olup olmamasıyla, aktiflikle, amfoterlikle ilgili kısımlarını çok iyi biliyor olmalıyız. Açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır. Yarı soy metal HNO3'te tepkime verdiğinde NO2 gazı veya NO gazı açığa çıkar. Aktif metal asitle tepkime verdiğinde hidrojen gazı. Amfoter metal kuvvetli bazla hidrojen gazı. Aktif metal asitle hidrojen gazı. Şu vurguyu yapmamızda fayda var. Burası amfoterdir. Bileceğiz bunu. Ve burası kuvvetli bazdır. Zayıf bazlarla vermez. Yani alüminyum NH3 ile tepkime vermez. Dikkatli olmalıyız. Evet. A seçeneği oldu doğru cevabım. Testin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.